Thank you.
başka bacak masaya yerleştim. Tam da yatak odanın karşısındaki odayı tuttum canım. İyi ama niye geldin? Seninle düet yapmak istiyorum. Tıpkı eski günlerdeki gibi. O zamanlar aklın neredeydi? Ben artık evli bir kadınım. Benim için fark etmez. Saçmalama! Kocam neredeyse döner. Kim bilir mahkemede neler oldu. Zafer sinirleri tepesinde hapse girmek üzere. Hapse mi? Oylarla! İyi ya işte. Harika günler kapımızda. Koca hapiste, aşık kafeste. Umarım cezasını müebbettir. Lütfen bir an önce git buradan. Avukatı Bilip'le birazdan burada olurlar. Avukat Bilip mi? Şu geveze Bilip mi? Eğer avukatı Bilip'se şahane günler, geceler, düetler bizi bekliyor. Bizler mahvoldular. Düet yapmadan şuradan sürekli. Söz mü? Kabahat. Demek bu da. Yalnız bunların kabahat.
ben. Ama Einzelstein. Tamam. Böyle horoz gibi yapma. Bu da tam bir salak. Anladım. Anladın mı? Şimdi şunu da anlar. Benimle işin bitti. Artık benim avukatım değilsin. Ve benden sana bundan sonra 5 kuruş para işlemez. Şimdi defol git, gözüm görmesin. Defol! Şu adam yüzünden başıma gelenlere bak ya. Ne olmuş yani? Bir tokat attıysam alt tarafı bir devlet memuruydu. Ama çok üzgünüm hayatım. Üstelik beni hemen tutuklamaya kalktılar. Ay ne diyorsun? Evet. Neyse ki ortalığı birbirine kattığımda güzel karımla bir akşam yemeği için hakimden izni koparttım. Ama yemekten sonra hemen gitmem lazım. Adele nerede? Bu akşam mı? Adele! Bu çok fena! Buyurun beyefendi, buyurun! Ağlama Adele! Bir hafta sonra burayım ben. Kamera da bağlıyorum sanki. Teyze! Ne olmuş Gezene? Oda mı hapse giriyor yoksa? Hayır, ölüyor! Ha tamam o zaman. Beyefendi, bu akşam mutlaka gitmem lazım. Ölecekmiş. Tamam. Yemekten sonra bir çaresine bakacağız, tamam mı? Hadi. Bana bak, avukatsa demek gitsin. Gözüm görmüyorsun artık. Vay Fatih! Belli. Hadi sevgilim, sen de yukarı çık da. Şu benim en eski, en demoda elbiselerimi bir hazırla. Şu tamam. Ey güzeller, selam efendi. Yine her zamanki gibi göz kamaştırıcısınız. Size hayranlığımı ifade etmeme lütfen izin verin. Aman Fatih, yine başladın. İzninle. Ah dostum ah, başıma gelenleri bir bilsen. Biliyorum. Attığın tokat tüm kasabada çalkalanıyor. Hapse girmeden önce seni bir özgürlüğe veda partisine davet etmek için buradayım. Bırak saçmalamayı, bir saat sonra ben hapisteyim. O işi bana bırak, ben de. Birkaç saatlik kaçamağın lafı mı olur? Belki her şeyin bir yolunu bulur. Çıkar şu ağzındaki baklayı. Prens Orlovski bu akşam bir parti veriyor. Kimmiş o Prens Orlovski? Nasıl tanımazsın? Meşhur Rus prensi. Göl kıyısındaki villasına verdiği çılgın partilerle tanınıyor. Dostum sen evlendiğinden beri bu ortamdan biraz uzak kaldın galiba. Parti ha? Hem de ne parti? Orada her çiçekten bal alabilirsin. Kızlar, erkekler ve aklına ne gelirse. Yine orada biriyle bizi tanırsan olacak. Yo. Sadece çiçekler ve böcekler. Bu arada şu meşhur saatini de getirmeyi unutma. Saat. Yine o prens beni tanımaz ki. Tanışmak istiyor işte. Bak. Sayın Bay Konsolos Eisenstein'ın bu akşam vereceğim partiyi onurlandırmalarını dilerim. Bir de Rosalinde'ye ne diyeceğiz? O işi de bana bırak. Sen evden çıkarken hapishaneye gidiyormuş gibi yaparsın. Olmazsa birlikte gidelim muhteşem bir parti. Gel benimle bu ziyafete gece sen gizlice eğlen biraz bir şey olmaz. Gecekse fark etmez. Kızar kızar beni şarap ayrılmak hiç istemez. Sinan senin tek olmalarda telefonda çalınca geçti şiir, düşün hep
Ha!
Thank you.
kavyar, jambon, gravyer ve rokfor isterim canım. Aa, kahvaltı mı? Yarın mı? Doğru, doğru. Yarını biz sonra düşünürüz. Şimdi biz akşamın beklediğini çıkartalım. Bu arada akşam yemeği için çok teşekkürler. İstakoz. Minik kuşu ve kuş konmaz. Şampanya. Ve sen sevdiklerini unutmamışsın. Ne güzel. Hadi gel düet yapalım. Hadi gel düet yapalım. Hadi gel düet yapalım. İstediğini yapabilirsin. Ama ne olur şarkı söyleme. Eskiden bayılırdın ama. Sorun da bu ya. Hala bayılıyorum. Söyle bak. Bella figlia dell'amore. Ha bayıldı. Kocanız evde yok. Aa, Müdür Bey. Neredeyse.
Thank you.
ama. Şu sürprizinizi çok merak ediyorum ben doğrusu. Bakalım bu sefer ne bulurduklar planladım. Siz hiç merak etmeyin prensim. Bu gece hiç eğlenmediğiniz kadar eğleneceksiniz. Gülmek, eğlenmek geçti artık bende. Para, çubuk, mutluluk, yak. Aşk, nefret, ihanet, intikam, entrika, müzik, şampanya hepsi bir arada. Bu akşam size muhteşem bir operet izleteceğim. Bu arada yönetmeni de benim. Laf aramızda bu operetin şu aşağıda oturan rejisörü hiçbir şey yapmadı. Her şeyi ben ayarladım. Operetin adı ne? Yarasanın intikamı. Bu operet şu geçenlerde anlattığınız yarasa hikayesiyle mi ilgili? Evet. Hani çok sarhoş olmuşsunuz. Sonra bir arkadaşınızın oyununa gelmişsiniz. Evet. Maskeli baladan sonra üzerinizdeki yarasa kıyafetleriyle sizi hastanenin bahçesinde terk etmiş. Evet. Orada oylaca sızıp kalmışsınız. Uyandığınızda da bütün hastanenin maskarası olmuşsunuz. Evet. Hatta o günden beri birçok hasta size muayene olmayı reddetmiş. Öyle değil mi Doktor Falke? Evet. Hafızanıza hayranım prensim. İşte bu akşam da o arkadaşım oyuna gelecek. İntikam soğuk yenen bir yemektir, öyle değil mi? Ne zaman gelecek? Birazdan burada olur. Onu size Marquis Renard olarak tanıtacağım. Mektubum işe yaramış. Şu ileride gördüğünüz mavi kadın var ya, onun da sahneleyeceğim oyunda çok önemli bir rolü var. Figüran kahvesinden getirdiğim gibi. Kendisi baş kahramanımız evinde hizmetçi. Affedersiniz beni görmüşüm. Şurada gördüğün adam var ya, adam mı adam mı? Saçmalama. O bu partiyi veren prens. Hiç prensim yok ki bunun. Paran varsa tipin ne önemi var ki? Neyse, sen prense nasıl reverans yapacağını biliyor musun? Tabii ki, bak. Hadi geç, beni rezil edeceksin. Kızım, ben o reveransların alasını bilirim de benim kıymetimi bilen yok. Prensim yanındaki adam beni çok iyi tanır, sürekli evimize gelip gider. İşte oyun başlıyor. Hanımlar, Prens Orlovski. Prensim, size kız kardeşim Olga'yı takdim edeyim. Olga mı? Demek siz de Rus'sunuz. Harika! Starbili Kaglila. Uzun zamandır Rusça konuşmamıştım. Sizinle bol bol konuşabilir. Ben başka ülkelerde Rusça konuşmayı hiç sevmiyorum. Fakat şu anda çok böyle soğuk geliyor. Bilgin, üzerinizdeki kıyafet de çok şık. Böyle güzel bir elbise seçen kadın mutlak zevk sahibi olmalı. Yoksa siz de sanatçı mısınız? Evet evet, kardeşim büyük bir aktris ama sanat hayatına yeni adım attı. Yaklaşık 10 dakika önce. Mükemmel bir meslek. Güzel kadınlara bayılır ben. Güzel ve sanatçı kadınlara daha da bayılır. Demek sanat hayatına yeni adım attınız öyle mi? Daha. Tiyatroya yeni girdim ama bence parlamam an meselesi. Rahatınıza bakın hanımlar. Kendi evinizdeymiş gibi davranın. Bakın, bahçeden sesler geliyor. Misafirlerimiz eğlenmeye başlamış. Hanımlar beyler, bu ne? Salonumuz açıldı. Hepinizi bekliyoruz. Buyurun. Sayın prensim, siz de oyuna katılmak ister misiniz? Ya. Bakarsın, şans benden yana olur. Kazanırım filan, canım sıkılır. Hanımlar, benim yerime siz oynamak ister misiniz? İvan! Ya kaybedersek? O zaman sizi tekrar görme mutluluğuna erişiriz. Bundan ben de çok... Bay Marquis Renard! İşte başrol oyuncumuz da geldi. Ekselansı! Geç kaldın değil mi? İzninizle. Hadi söyle bana. Bu güzel çiçekler nerede? Hemen toplamam lazım. Canım acelenle bekle biraz. Olmaz olmaz. Onlardan bal toplamam lazım. Yeni veren güller nerede? Burada. Çok güzel. Bu adamın karısını da çağırdım öyle değil. Ona bir mektup
yazıp her şeyi anlatsın. Benim tanıdığım Rosalind de birazdan burada olur. O zaman onu sarhoş etme vakti geldi. İvan. Bay Marki. Ekselansın. Madem ki partime geldiniz, o zaman benimle vodka oyunu oynamaya var mısınız? Vodka. Harika bir fikir. İvan, rinni izinin ya vodka. Kiz naiş otive budici vodni vejtrum. Vejtir. Letuşiu minstive atamşiu. Tamşiu. Yarımşiu. Era zdrovya. Na zdrovya. Na zdrovya. Krusny strostka prusna. Vodka adamın dilini işte böyle çözer. Benim memleketimin aletleri de böyle. Çok etkilendiniz galiba. Benim sinirimi neredeyse güleceğim.
gelsiniz hanımefendi. Adınız hep Olga mıydı? Adım hep Olga'ydı, Olga. Hayret doğrusu. Bu kadar da benzerlik olmaz. Sanki hırk demiş, partiye düşmüş. Yoksa birine mi benzetiyorsunuz? Bizim evde bir tane... Bir dakika. Beyefendi söyler misiniz? Acaba sizin de adınız hep Marki Röner mıydı? Evet. Deminden beri beni birine benzetip duruyor musunuz? Söyler misiniz lütfen kimmiş bana benzeyen? Bizim evde bir tane... Hizmetçi mi? Duydum, hizmetçi dediniz. Benim bir hizmetçi parçasına... Müslümanlar gibi, 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 Müslüm
Çok iyi. Hoş geldiniz Şövalye. Teşekkürler. Prensim, geç kaldığını çınlıyorsun. Çünkü yapmam gereken... Rica ederim. Buyurun. Şövalye Chagrin, Marquis Renard. Çok memnun oldum. Renard. Nasılsın? Demek ki aynı memleketlensiniz. Adam Fransızca konuşursa ben bittim. Tek kelime bile Fransızca bilmiyorum idare et. Yarın sabah gözlerini alacağım. Tırnaklarını kerpeten mi sökeceğim?
geliyor. Geliyor. Beyler, Macar Kontesi Madame Andrea Schirlack Kalman. Müthiş bir parça. Kimseye koklatmam ona göre. Senin olsun dostum. Zira benim o taraklardan bezim yok. 10 dakikaya tamam. İyi şanslar Marki, iyi şanslar. Madame Andrea Schiller Kalman, Marki Rena. Yabani bir kısrak ki. Onu ancak ben ehlileştirebilirim. Ehlileşmek? Senin kemiklerini kırmak istiyorum ama şimdi sırası değil. Tam bir Macar çekiyesi. Oynak, ateşli. O kontesin hikayeleri falan da numara. Şimdi benim uğurlu saatim gerçeği ortaya çıkarır. Bu adam niyeti bozdu. Aklı sıra beni kavrayacak. Saati de çıkardı meydana. Sen o saatle bundan sonra ancak hizmetçi parçalarını anlarsın. Seni ahlaksız, seni pis kansam bana. Bu ne şeker bir saat böyle. Aslında bu bir kadın saati. Ve bu saati ne zamandır sizin gibi bir kontese hediye etmek istiyordum. Hiç böyle bir saati bulmamıştı. Böyle nadide bir saati nereden buldunuz? Şehrin en gözde kuyucusuna özel yaptırdım. Çok mersi. Ama önce şu maskenizi bir çıkartsanız. Maskeyi çıkarttıktan sonra bu saat sizin. Peki. Ama önce size bir şey sorabilirim. Sor. Siz evli. Evli mi? Ne münasebet canım? Ben hiç evli bir erkeğe benziyor muyum? Seni iki yıl. Keşke evli olmasaydım. Zaten bu geceden sonra evli olmayacaksın. Kontes, ne olur beni daha fazla yalvartmayın. Ne olur çıkartın şu maskenizi. Ki gördüğüm kimseye söylemem. Bu akşam olmaz. Yarın sabah belki. Yarın sabah olmaz. Ne için olmaz? Yarın sabah kontesle... Yarın sabah kontesle görüşemeyebiliriz. Çok önemli bir oturuma katılacağım da. Ben de gelir oturur. Olmaz olmaz. Kapalı kapılar ardında bir oturma. Sizin yerinizde olmak ister ben. Ben de. Nereden çıktı bu hapis? Kadını elimden kaçırmamam lazım. Şu saati elimden kaçırmamam lazım. Elimde güçlü bir kanıtım olacak. Marki, siz benden hoşlanıyor. Hem de nasıl? Şu maskeyi bir çıkartsan. Yarın sabah. Dedim ya yarın sabah olmaz. Öbür gün de olmaz. Öbür gün de olmaz. İnsan 8 gün yokum. Kadın 1 yokum. Ama ben yokum. Siz çok tatlı. İçeri. İçeri. Kontesim. Efendim. Ne olur şu maskeyi bir çıkartsam. Olmaz. İmkanın yok. Ama eridim. Bittim. Erimiş haliniz buysa kim bilir yanar haliniz nasıl? Ateş topu. Ateş topu. Kontesim. Efendim. Vahşi kedim. Kulun köpeğin o ne? Oy. Saat. Ho! Saat. Ha! Saat. Maske. Ben senden o saat almasını bilirim. Ben seni tavlamasını bilirim. Ne güzel kız, ne güzel kız, ne ince ben, ne ince. Çok sıkı, çok güzel, bence bir ömre. Oh,
gizemli, maskeli Macar kontesimiz onuruna Tuna Valsi. Ülkenin en iyi dansçılar gelsin.
Ma sai di dare le scelte
Bana lütfeder misin Olga?
Cehennet, cehennet.
yanlış yere geldiniz hanım madam. Ya işte orada oturuyor ya. Şövalye. Ah Olga. İta gelmiş. Madalyalar ne kadar yetişmiş. Çok teşekkür ederim hanımlar. Evet bizi yalnız bırak. Duydunuz hanımlar bizi yalnız bırakın. Bravo. Ne desem borç. Emredersiniz müdürüm. Şövalye müdürüm. Hanımlar sizi hiç beklemiyordum doğrusu. Bizi gördüğünüze sevinmediniz mi yoksa? Sevinmez olur muyum? Bütün gece sizin hayalinizle yaşadım da. Ancak bu kadar erken bir saatte. Falke bize her şeyi anlattı. Biz de partiden çıkar çıkmaz buraya geldik. Evet, sizden küçücük bir ricamız var. Evet, partide kız kardeşime gösterdiniz. İlgiden cesaret aldık. Sizin için ne yapabilirim? Bir itirafta bulundum. Aa, itiraf tezdeke benim işimdir. Gelin bakayım. Şövalye, ben aslında sizin gördüğünüz ben değil. Benim için hiç fark etmez. Evet ama kardeşim aslında sanatçı falan değil. Olsun daha iyi. Ama olmayı çok ama çok istiyorum. Halledir. Evet. Siz şimdi ne iş yaparsınız? Bak. Ne iş olsa yaparım. Nasıl yani? Anlayacağınız ben bir hizmetçiyim. Hizmetçi mi? Peki. Bay Eisenstein'ların evinde. Eisenstein'ların evinde hizmetçi ama siz bana dün gece elinizi öptürdünüz. Sadece elim olsa iyi. Nasıl yani? Yani kolumu zor kurtardım canım. Neyse bu konuyu kapatalım. Siz demek ki Einstein'la görüşmek istiyorsunuz, öyle mi? Hayır, söylediklerimi kendisine iletmeniz yeterli. Ben dün geceki partiye izinsiz girdim. Üstüne üstlük hanımefendinin bu elbisesini aşırdım. Aa, demek ki onu görüp ondan özür dileyeceksiniz. Hayır, özür dilemek istemiyorum. Ben bu güzel ve bana çok yakıştığını düşündüğüm elbiseyi bana hediye etmelerini istiyorum. Tiyatronun seçmelerine katılacağım da. Tiyatro mu? Tiyatro kadro sınavı mı açmış? Evet, bu sınavlarda iyi görünmek gerekir. Ama bazen de yetenek falan diyorlar ama. Size ne kadar bir yetenekli olduğunu hemen ispat edebilirim. Görelim bakalım o zaman. Thank you.
bu kesin kazanamaz. Bir de sen söyle. Siz ona bakmayın, siz ona bakmayın. Mükemmeldi, harikaydı. Tabii girebilecek bir tiyatro. Müdür Bey, kapı çalıyor galiba. Bir bak bakalım, Froş. Bakıyorum, bakıyorum. Froş, bir bak dedim. Ben de bakıyorum. Çok özür dilerim hanımefendi, bir saniye. Geldim. Açıl Rana! Açıl mı? Frost, hemen sen şu hanımları hallet, çabuk! İkisini de bilmez mi? Hiç boş yerimiz yok mu? Elimizde sadece 13 numaralı hücre boş kaldı. Orası huysuzluk, ben hayal etmiyorum. Zaten buraya her gelen öyle söyler. Gelir size kapıyı yolu göstereyim. Biraz kolunuza girebilir miyiz? Niye? Topuklular. İyi, topuklayı gidelim. Harbi de alma sabırsız adammış ha. Ne desem acaba şimdi kendisine, ne söylesem, ne yalanı dursam. Bir saniye. Oh, Marki Rına. Şövalye. Asali tanınmıştı ve herkes bilir ki dünyada şafağın yanı bir iki şarap. Ne akşamdı be? Oh. Dostum, yoksa seni de mi tutuklarlar? Burada ne işin var senin? Dostum, asıl onu bırakın da sizin burada ne işiniz var acaba, ha? Seni... Bunu sana itiraf etmek zor olacak benim için, gerçekten. İtiraf. itiraf dediğinizde gerçekten artık dost olduğumuza göre size bunu itiraf ediyorum. Ben... Şövalye Şagran değilim. Hadi canım. Asıl adım Frank ve de bu hapishanenin müdürüyüm. Yok artık. Doğruyu söyle dostum. Ne söylüyorsun? Dostum inanmıyorum. İnanmıyorum sana. Bak şimdi. Froş. Benim hürmetiniz müdür bey. Froş, hemen bu adamı tutukla. Kelepçede takayım mı? Ama şakanın bu kadar da fazla oldu. Ne yapalım benim tamam. Büyük yerde. Tamam, koş. Bırak. Dedim ya, burası tam bir tımarhane. Niye bırakıyorum bir? Bana karamadın. Dur şakanın. Dur. Ama şimdi seni asıl görevini yapmaya davet ediyorum. Beni tutukla. Ha? Asıl bu sefer de siz benimle galiba dalga geçiyorsunuz ha? Marki Rına. Lütfen bana Marki demeyi bırak. Sen nasıl şövalye değilsen ben de Marki değilim. Değil misin? Değilim. Benim asıl adım Isaac. Sen Isaac. Mümkün değil. Isaac'tan olamazsın dostum. Neden diyor? Çünkü ben onu dün gece kendi ellerimle tutukladım. Nasıl yani? Sen beni benden habersiz mi tutukladın? Evet, tabii ki öyle. Peki Bay Aydın, sen nerede? Nerede mi? Tabii ki kendi evinde. Hem de hanımıyla beraber güzel bir şekilde içkilerini yudumluyorlardı. Kendi evinde? Evet, şampanyalarını da içiyorlardı. Hemen görmem lazım. Özür dilerim dostum, göremezsin. Çünkü izin kağıdı olmadan göremezsin. Froş, bak bakalım dostum. Bir saniye geliyorum ben şimdi. Demek evde yokken boynuzları takmışız. Soyunup dökülmüşler. İçkilerini içiyorlarmış, hem de benim içkilerimi. Oh, iyi olmuş benim yerime onu tutuklamışlar. Cezasını bulmuş. Ki bu sahtekar adam, bu herif. Siz burada bekleyin, ben Einstein'ı getireyim. Çağırmışsınız. Seni ben çağırmadım Budala. Seni diğer sahte Einstein çağırmış. Şimdi defol, gözün görmesin seni. Anladım. Dur! Soyun!
istiyorsunuz vay ayzıçlar? Sen ne anladın be salak? Senin kıyafetlerini giyeceğim, diğer sahte ayzıçlarından hesap soracağım. Çıkar şu ceketini, ver bakayım şu şapkanı ver. Çıkar! Avukat bey! Avukatımı istiyorum, gel benim avukatım! Bak yine şakırmaya başlama, seni kapının önüne koyarım. Bak, beni hemen serbest bıraksana, ne istersen veririm. Sen bana rüşvet mi teklif ediyorsun? Evet. İyi. Al bakalım şu 20 şilini, şimdi hemen beni serbest bırak. 20 şilin. Sen ne iş yapıyorsun kardeşim? Devlet operasında sanatçı. Al şu 40 şilini de karnını doyur. Birazdan evimize döneriz, düetimize devam ederiz. Kes şunu. Demek karımın aşığı buymuş ha? Yüzsüz, bir de benim röpteşan buraya girmiş. Thank you.
Thank you.